Bu görüntü sizce nasıl? Peki bu görüntü sizce nasıl? Hazırız diyordu bir de. Bir dakika önce bir herkes makyajımı gördü mü? Biraz da sen buraya scale gir tamam mı? Şöyle poz vereyim. Bir de şöyle poz vereyim. Pamukluları çıkaracağım da bunlarla konuşmak biraz zor geldi. Burnuma pamuk mu kaçtı? <laughs> Neyse alışkınız kedi tüyünde. I don't fucking care. Bu arada bu makyajın nasıl yapıldığını ve kısaca dönüşüm reelsini de izlemek isterseniz şuradan şuradan. Bunun üstüne tıklanabilir yapamıyorsun değil mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer yüzüm kaşınırsa beni uyar tamam mı? Yanlışlıkla har 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 diye kaşırsam bütün her şey yok olabilir çünkü. Neyse. Şu an çok kaşınıyor bu arada. Günaydın. <laughs> böyle başlıyoruz. Siviti olan var mı? Evet. Doğan yapın böyle. Evet. Evet. Ama Hiç mutluluk bir kadınla birlikte olmak birlikte Hoş geldiniz artık videoya. Hoş gelmediyseniz de hoş gitmeniz için uğraşacağız. Ama hoş gelen ama hoş gidemeyen bazı insanlar varsa onlar homofobiktir. <laughs> Homofobik değilseniz bu video hepinize güzel bir video olarak gelebilir. Zaten hayatta da böyledir Yasin biliyor musun? Eğer bir insan homofobik değilse onunla çok güzel sohbet ve hayat koşullarında bir arkadaşlık sürdürebilirsin. Ama homofobikse o seni ve seninle paylaşabileceği şeyleri o kaybeder. Her homofobik için bu geçerlidir. Ben bir tane örnek aklıma geldi ben onu söyleyeyim. Birisiyle oturdun, konuşuyorsun. Kişi diyor ki, çok da aşırı homofobik olmasın böyle hani şey olmasın. Artık nefret söylemi hölölöylöy olmasın alttan alta. Daha az belirgin bir homofobiklik olsun ama homofobiklik oldu belli olsun. Mesela ne olsun? Dur buldum şöyle bir şey. Bir erkek görmüş. Straight demeyi de sevmiyorum o da. Straight çünkü İngilizceye göre düz doğru anlamına geldiği için sanki hani homoseksüel kişi doğru düz yoldan sapan kişiymiş gibi bir algı oluşuyor ya. O yüzden straight kelimesini de kullanmayı sevmiyorum. Bazen daha kolay geldiği için arada kullanabilirim bu videoda da ama kullanırsam bazen Yasin'cim beni uyarır. Eğer uyarmazsa siz yorumlarda uyarın. Eğer yorumlarda da uyarmazsanız bilin ki zaten içtenlikle straight anlamında kullanmıyorum onu. Ne diyordu bu kız? Bu kız ben oluyor. Hetero olduğunu bildiğimiz bir insan elimizde olsun. Heteroseksüel bir erkek. Ve diyelim ki aşkın tonu falan gibi bir roman okuyor tamam mı? Kalıplarca feminen kabul edilen, kadınların hatta bu kesim insanların ifade edeceği gibi söyleyeyim kızların okuyacağı bir kitap. Durla. ha içimdeki Ankara'lıya engel olamıyorum. Kızların okuyacağı bir kitabı okuyan, bir heteroseksüel erkek gören bir homofobik ama low key homofobik tamam mı? Ben homofobik değilim diyenlerden bu. Bir de bazıları var gururla, pride biziz aslında ama kendini pride zannedenler var. Gururla ben, ben homofobiyim evet, evet, normal, normal olan da bu zaten da. falan diyenler var. Bu onlardan değil. Bu senin üniversitede görebileceğin, iş ortamında, hayatında görebileceğin Gayet saygın görünümlü, akla başında görünen, arkadaş olabileceğini hissettiğin, dolayısıyla bu yönünü fark ettiğinde seni hayal kırıklığına uğratan bir insan tiplemesi düşün. Diyor ki, diyelim ki Yasin'i o kitabı okurken görmüş. Yasin'e dönüp diyor ki, yalnız Yasin o kitabı okuman birazcık şey değil mi? Hani kırık gibi biraz sanki gibi bir espri yapıyor diyelim ki. Buraya kadar hala fobiklik yok sanki de kendince bir espri yaptı gibi. Yine bence homofobik de. O kadar da abartmayalım diyenler olursa diye detaylandırıyorum. Yasin de diyor ki, hayır abi ya öyle düşünme diyor. Çok güzel aslında, çok güzel şeyler anlatıyor. Vereyim mi sana ben bitirmek üzereyim diyor X kişisine. O da diyor ki, yok yok sakın bana verme diyor. O kitabı benim çantamda falan görürlerse ne derler hakkımda diyor. İşte fobiklik geldi. Şimdi bu da fobi boyutuydu. Bu aynı low key homofobik kişilik. Pembe tişört giyinmekten çekinebilir mesela Yasin. Böyle bir özelliği olabilir bu arkadaşımızın. Çünkü pembenin erkek rengi olmadığını düşünüyor olabilir. Bu insan şöyle bir şakaya gülüyor olabilir. Erkek adam roz şarap mı içer? Bu tarz şeyler de homofobikliktir. Bunda bir anlaşalım önce. Gay görünme korkusu. Ağzınla bin yaşa ya. Aradığım cümle buydu. Beni gay sanacaklar ya da gay görünme korkusu. Yasin'cimin de söylediği gibi bu insanlar, bu erkekler homososyal ortamlarda kendilerinin hetero olmadığını, sanacağını sanmalarından korktukları, hem cinslerinden korktukları için böyle davranırlar. Zaten homofobiklik ikiye ayrılır. Birincisi dediğim gibi nefret söylemi yapıp gerçekten şiddet uygulamaya, linç etmeye, toplumdan dışlamaya kadar gidenler. Bir de böyle kendi içinde ay aman beni gay sanmasınlar. Dolayısıyla eş eşittir gay olmak kötü bir şeydir şeklinde fobiklik yapanlar. Bu ikinci sınıf ne yazık ki bizim gibi insanların daha çok karşılaştığı bir kesim. Çünkü biz genelde zaten hani o kadar nefret söylemi yapacak insanlarla neredeyse bir araya bile gelmiyoruz. Ortamımızda bir kesişim yok. Kesişim kümemiz yok. Dolayısıyla onlarla denk gelmemiz haberlerde ya da televizyonda falan oluyor. Tabii ki ona dönüşebiliyorlar zaten. O yüzden tehlikeli de bir şey. Ve zaten o yüzden uyarılmaları lazım. Şimdi belki bu insan o kadar da gay hater biri değil ya da transfobik değil ki bu arada transfobiklik sanırım gay haterlıktan falan da daha yaygın bir şey. Trans deyince insanın hakikaten böyle bir insanlar böyle bir ürperiyor. Böyle bir sanki bir affedersin bir yaratıktan sanki bahis geçiyormuş gibi. Canavar bir şey varmış ortada sanki gibisinden. Bu homo hater değilse bile şu anda hatta büyük ihtimalle bu kişilerin gay arkadaşları da vardır bak. Dediğim gibi daha toplumdan dışlayayım, nefret edeyim, şiddet uygulayayım evresinde değillerdir. Ama bu ne yazık ki daha sonradan haterlığa da evrilebilir. Mesela şöyle bir şey homofobik bir söylemdir. Abi benim geylerle bir sorunum yok ama ağızlarını yaya yaya konuşuyorlar ya ondan çok rahatsız oluyorum. Örnek veriyorum ben r'leri biraz bastırarak söylüyorumdur ya da r'leri söyleyemeyen bir insan vardır ya da bir peltek insan vardır örnek. Bu insanlara şey diyor musun? Ya işte aslıyı çok seviyorum ama peltek ya o yüzden çok irite oluyorum diyor musun? Mesela o da onun konuşma şekli. Politik olarak kullananlar da oluyor. Bunu gerçekten doğuştan bu şekilde konuşanlar da oluyor. Hakikaten bu da genetik bir temeli var mı bilmiyorum ya da bir öğrenci bir davranış mı bilmiyorum ama ben çok net şunu biliyorum. Bahsedilen ağzını yayarak konuşma ya da kırık konuşma ifadesini 6 yaşında yapan insanlar var. Tabii ki o sırada gay olduğunu bilmiyor. Tabii ki o sırada eline LGBT bayrağı alıp Pride yürüyüşüne çıkmıyor. Bundan 15-20 sene sonra ancak açılıyor bu kişi. Ama çocukluğundan beri böyle konuşuyor. Demek ki bu onun doğasında Doğan var. Mı? Bunu bu, da kabul edelim. Bu kişiler şunu yapmaya eğilimli olur. Şunu da söyleyebilir. Homofobik erkek X kişisi. Kendisi 4 kişilik bir kız grubundaki tek erkek ve dışarıdan bunun nasıl göründüğünü dert eder. Bu ortamdan hiçbir kimseyle sevgili olmadığımı dışarıdan bize bakanlar bilir, biliyorsa, bilmekteyse bana meriç diyecekler diye bir tabir vardır mesela. Hani kadınların dertleştiği insan anlamında kullanılan aynı kezban kadın gibi meriç e erkek vardır. Çok komik ya çünkü. Dört tane kızla birlikte oturuyorum. iki tanesinin sevgilisi var, bir tanesi single ve bunların atıyorum erkekler konusundaki dertlerini dinleyen bir erkek arkadaşları bu da. Anormal bir şey değil mi burada? Dört single kadın ve bir single erkeğin straight olmalarına rağmen birbirlerine yazmamaları bayanasını. Hiç bir kere bile Kaybedenler kulübünde söylendiği gibi. Merhaba hanımefendi sizinle hiç sevişmiş miydik? Dediğinde aldığı cevap hayır olduğunda kendisini bir garip hissediyor galiba bu arkadaş. Zaten homofobiklik en çok, en yaygın nefret söylemi yapıp, şiddet uygulayıp, linç eden kesimden ziyade şudur ki kendisi gay olmaktan korkan veya macho erkek kalıbından ne kadar uzaklaşırsa erkek, eril birey o kadar ürkmeye başlar. O kadar kendini güvensiz hisseder, o kadar ya bende olursam falan gibi bir korkusu var. Canım olursan olursun. Ona göre bir hayat seçersin. Sen de aramıza katılırsın. Bayrak sallarız beraber. Değilsen de değilsindir. İki yön tarafa da saygı duyabilirsin. Ya da istersen maçolara saygı duymayabilirsin. Ona bir şey diyen yok. Çünkü maçolara ait bir şey yok henüz. Bir bayrak, bir topluluk maçoların haklarını koruyoruz diye bir gün ihtiyacınız olursa sizin de haklarınızı koruruz ama şu anda pek ihtiyacınız yok. Çünkü genellikle hakları ihlal eden taraf Mesela Yasin'cim hiç sevmez. Özür dilerim senden örnek verdim ama örnek veriyorum. Ortamda aşırı maço. Kraldan çok Kralcılar. Patriarkinin kendinden çok patriarkiyi savunan insanlar bunlar. Hizmet eden insanlar, Ata atarkiyi besleyen, güçlendiren bu bir silahsa içine bir mermi daha ekleyen bu insanlardır. Bir stereotip çizeyim, bir kalıp çizeyim. Bir tane kafede oturuyoruz diyelim ki arkadaşlarla. Aramızda bir kişi daha var. Normalde bizim arkadaşımız değil ama bir onu da getirmiş aramıza. Nasıl olduysa artık. Neyse Yasincim de diyelim ki o ortamda ve bu adam diyelim ki şöyle bir yorum yaptı masada. Abi ben bulaşık konusunda çok hassasım. Bulaşıkların kokmasını hiç sevmem. O yüzden de annem bana çok dikkatli yıkar tabakları, çanakları. Benim evleneceğim kadının da mutlaka çok iyi bulaşık yıkıyor olması gerek diye bir söylemde bulundu diyelim ki bu kişi. Aynı zamanda homofobik olduğunu bildiğimiz zaten stereotipe de baştan sona uyan bir insan olduğunu düşünelim bu kişinin. Yani ben şimdi burada kıyafet tarz içtiği sigara, kullandığı araba tarifi de veririm ama vermeyeyim. Hadi kimseyi stereotipleştirmeyelim onlar gibi. <laughs> bunu söylerse Yasin'cim hemen biliyor musunuz kendini tutmaz çok iyi bir şeydir bu konuda. Ben Yasin'i çok beğenirim. O zaman sen çok istiyorsan kendin yıka kendi bulaşıklarını. Annen öğretsin sana diyebilir mesela ortamda. Mesela biz o Yasin ve ben ikimizde. Ortamın o anda tadını kaçıracak olmak bizim o sırada umurumuzda olmaz. Bu insana bu laf söylenmeli çünkü bence. Diyelim ki ben şöyle bir şey söyledim. Ertesi gün oldu Yasin'e. Dedim ki haklısın çok homofobik ve kadın düşmanı bazı söylemleri var ama çok iyi bir insan aslında. Şöyle, şöyle iyilikleri oldu bana Yasin'cim. Ben o çocukla görüşmeye devam edeceğim. Diyelim ki hadi diyelim ben böyle bir şey diyorum. Sen de hani benim arkadaşım olduğun için çoğu ortama beraber girdiğimiz için bu adama karşı hani benim hatırıma birazcık arkadaşça davranır mısın dersem Yasin der ki istemiyorum hayır. Ben görüşmek istemiyorum. Sen illa da görüşmek istiyorsan onunla görüşebilirsin ama hani beni ortamınıza sokma. Çok severim bu özelliğini. Bunu söylemek istemiştim evet. Ne demek efendim? Devam edelim. Şimdi öncelikle burada homofobik insanlara bu eğitimi vermek gerekiyor ama tabii ki onlar zaten bu videoyu izlemiyor olacağı için ne yazık ki bu video bir faydası olmayacak ama insan hiç düşündün mü? Anarşinin bayrağı neden siyahtır, boştur üstünde ya da bazen A vardır veya boş siyahtır? Niye? Çünkü devletsizliği savunur, doğru mu? Yönetilmemeyi, kimseye yetki vermemeyi ve özgürlüğü savunur. Dolayısıyla boştur. Normalde bayraklarda hep bir şey olur. E hiç kimse sordu mu şu soruyu? Neden LGBT'nin bayrağı da. Gök kuşağıdır. Ya da bayrak olmak zorunda değil. Sembolü neden budur? Niye bununla ifade ediyoruz kendimizi? Niye suratımda bu var? Bir sebebi tabii ki her renk, her cins gökkuşağı güzel bir şeydir. Parlak doğanın bir parçasıdır. Tabii ki bunlar çok güzel anlamlar ama bir anlamı da şudur Yasin'cim. Örnek veriyorum. Eee <laughs> Örnek veriyorum. Kırmızı hetero kadınsa, mor da hetero erkekse, böyle olduğunu varsayarsak arada başka renkler de vardır. Yani iki cinsiyet yoktur. Biyolojik olarak iki cinsiyet vardır evet. Çünkü o, o şekilde. Kromozomlar onu söyler. XX'tir, XY'dir. Tabii ki aralarda başka kromozomlar da var. XXY, XYY de var galiba. Seri katil geni derler ona biliyor musun? Seri katiller arasında XYY'ler var. Çok şiddete eğilimli insanlar oluyorlar. İki erkek kromozomu olunca o şekilde çıkıyor sonuç. İki kadın kromozomu olunca da daha feminen çıkıyor sonuç. Ama tabii ki bunun da başka örnekleri de var onu da söyleyeyim. Ben. Klasik tanımlarıyla kadın ve erkek. Etek giyen, cici bici giyinen, makyaj yapan, temizlik yapan, makyaj seven kadın. İle arada bir kodumu oturtan, araba kullanan, düz vites olacak abi tarzına bir erkek ise arada başka opsiyonlar da var kadın kırmızıysa bir kadın kadınsın. Turuncu olabilirsin. Nasıl olursun mesela? Kırmızı değilsen. Erkek Fatma olabilirsin mesela. Tomboy'sundur. Biraz böyle bol giyinmeyi seversin. Makyaj yapmayı sevmeyebilirsin. Normalde erkeklere atfedilmiş hobilerden, sporlardan, mesleklerden hoşlanabilirsin. Kırmızı bir kadın şunu söyleyebilir. Ben inşaat mühendisi olmak istemiyorum, erkek mesleği diyebilir ama turuncu bir kadın bunu söylemeyebilir. Şunu söyleyebilir turuncu bir kadın. Ben judo seviyorum. Ben aikido seviyorum. Ben kickbox seviyorum. Ben futbol seviyorum diyebilir. Turuncu bir kadın oldu o zaman. Anladın mı? Fakat turuncu kadın da illa tomboy olmak zorunda değil. Bunun da bir kesinliği yok. Koyu turuncuysa farklıdır. Açık turuncuysa farklıdır. Sarıysa farklıdır. Erkekler için gelelim. En uç erkek morsa mesela. Kadın arkadaşları olan ve kadın arkadaşlarına yavşamamayı becerebilen bir erkek. Mavi olabilir mesela. Ya da az önce verdiğimiz örnekteki aşkın 50 tonu kitabını okuyan erkeğimiz yeşil olabilir mesela. Ben Yasin'cime hep bunu söylerim. Yasin'cim yeşildir bence. Bir uç ekstrem kadınsa bir uç da ekstrem erkek. Erkekse, ...aralardakilerde kastedilen yumuşak erkek veya erkeksi kadınlardır diyorum. Mesela bir lezbiyen olabilir ki, feminen bir lezbiyendir. Bir lezbiyen olabilir, maskülen bir lezbiyendir. Mesela LP daha maskülen bir lezbiyendir. Ya da bir kadın bir biseksüel olabilir, değil mi? Bir biseksüel, daha böyle süslü, makyaj sever, mini etek giyen bir biseksüel de olabilir. Aynı şekilde daha maskülen bir biseksüel de olabilir. tişört kot insanıdır. Homoseksüel bir erkek, temizlik yapmayı seven, söylendiği gibi ağzını yayarak konuşan kıvırtarak yürüyen, dans etmeyi seven bir homoseksüel de olabilir. İnsanların genellikle şu şekilde tanımladığı ''Oha o gay miymiş? Ben hiç tanımadım, ben hiç anlamadım.'' diye tanımladığı bir şekilde de homoseksüel olabilir. Bu artık eğilimin, yönelimin ilgilendiği bir konu değildir. Bu artık birazcık karaktere girer. Sınıflandırmak istersen Sınıflandırmak gerekse ikisini de feminen homoseksüel olarak sınıflandıracağın iki homoseksüel de biri daha apolitik, biri de her gün eylemlerde olabilir. Anlıyor musun? Biri daha dindar, biri daha ateist olabilir. Biri milliyetçi, biri milliyetçi olmayan olabilir. Biri anarşizmi savunabilir, biri sosyalizmi savunabilir, biri kapitalizmci olabilir. Bunlar bizim ilgilendiğimiz şeyler değil. Aslında hiçbir şey bizim ilgilendiğimiz şeyler değil. Kiminle birlikte olmak istediğini karşısındaki kişiyi zorlamadığı sürece, ortada bir taciz, tecavüz olmayan madığı sürece hiç kimse kimseyi ilgilendirmez. Kimsenin evinin kapısının içinden girip kilidini kilitledikten sonra evin içinde ne yaptığı kimseyi ilgilendirmez. Kimsenin yatak odasına kimse karışamaz. Bir biseksüel kadın bir hetero erkekle birlikte olabilir. Bir biseksüel kadın kadınla da birlikte olabilir. Bu bir spektrumdur. Aradaki her renk olabilirsin sen. Hangi renk olmak istiyorsan onu olabilirsin. Hangi renk gibi hissediyorsan, hangi renk gibi özünden geliyorsa içinden olabilirsin. Hangi renk gibi doğduysan da olsun. Genellikle de çok fazla değişen şeyler değildir bunlar. Çocukken nasılsan genellikle büyüdüğünde de öylesindir. Çok fazla bastırılmış, çok baskıcı ailelerde yaşadıysan tabii ki bambaşka bir çocukluğun ve bambaşka bir yetişkinliğin de olabilir. Ama daha rahat ailelerde genellikle kendini ifade etmene izin verilen, ailenin seni yargılamadığı bir ortamdaysan genellikle çok da fazla değişmez yani. Aynı zamanda tabii ki bu yedi rengin temsil ettiği bazı kavramlar olabilir. Yeşil doğa, kırmızı mor tutku falan filan, mavi barış. Bu da derin bir konudur. Aslında yüzeysel bakılıp da aha bu gay, aha bu lezbiyen, aha bu şey denilebilecek. Bir şey değildir. Kadın ve erkek diye sınıflandırmaya alışık olan toplum bir kadın erkeklerden hoşlanmıyorsa lezbiyendir, bir erkek de kadınlardan hoşlanmıyorsa gaydir diyerekten iki tane cinsiyet elde etmeye çalışırlar yine. Bu da bu da yetmez. Kendini nasıl hissettiğine bağlı bir şey. Aseksüeller dahildir, interseksüeller dahildir, translar dahildir. Ben de şuyum, ben de şuyum diye ifade etmek zorunda değil. Yani benim bir sevgilim var. Biyolojik atanmış cinsiyeti erkek. Ben de erkeğim. Okey o zaman genel anlamda tabii ki homoseksüelim. Ama nasıl bir homoseksüel olduğum ben ilgili. Aslında homofobik olan yani gay olmaktan korkan bu erkeklerin şunu bilmesi gerekir. Tamam hala hetero olabilirsin ama pembe tişört de giyebilirsin. Bunu seni dışarıdan nasıl yargılayacaklarından korkma. Sen de yeşil ya da mavi bir erkeksindir. Mor bir erkek değilsindir. Tamam. Hala heterosundur ama feminen spektruma daha yakınsındır. Olur. Sadece kadınlardan hoşlanıyorsundur. Biseksüel de değilsindir. Ama temizlik yapmak gibi bir tutkun vardır. Araba kullanmayı sevmeyebilirsin. Futboldan hoşlanmayabilirsin. Makyaj yapmaktan hoşlanıyor olabilirsin. Hala hetero olabilirsin. Bu sana çok sanatsal geliyordur. Benim gibi yüzünü tuval olarak kullanmak, resim çiziyorsundur. Yazın çok güzeldir. Bilgisayardan anlamıyorsundur. Evde bir şey bozulduğunda tamir edemezsin. Marketten alışveriş yapmak, gelmek sevdiğin bir aktivite değildir. Süt içmeyi seviyorsundur, 35 yaşına gelmişsindir. Bunu bile ''Oğlum ya, 40 yaşında ya adam süt mü içer?'' <laughs> diyecek insan vardır. Rakı içmeyi sevmiyorsundur. Tam buğday ekmeği yiyorsundur. Viskin'i buzlu içiyorsundur. Yumuşak mısın şimdi? Kahveni sert sevmiyorsundur sütlü seviyorsundur. Erkek adam sert kahve içer değildir yani bu. Kadın ol. Kadın etek elbise giymek zorunda değildir. Makyaj yapmayı sevmeyen bir kadın. Bakımsız kadın değildir. Her gün sabah uyandığında nemlendirici sürmek zorunda değildir her kadın. Cildinin, kıllarının, derisinin çok iyi takibini yapmak zorunda değildir. Yani erkeklerin mükellef olmadığı, kadınların mükellef olduğu şeylerin hepsini gerçekleştirmek zorunda değildir mesela bir kadında. Doğru mu? Bir kadın çok iyi araba kullanıyor olabilir. Hem de düz vites. Yarışlara gidiyor olabilir. Bir kadının en sevdiği spor, en iyi yapmayı sevdiği aktivite Formula 1 izlemek olabilir. Bir kadın futbol sevebilir. Küfredebilir. Lütfen izin verin küfretsin. Küfürbazlığın da şöyle bir kötü yanı var. Neden? Bütün küfürler her zaman yine atanmış toplumsal cinsiyetlerine göre belirlenmiş küfürler olduğundan ne küfür etsek anamıza bacımıza gidiyor. Hiç babamıza dayımıza giden yok. Ben anlamadım yani. Yarı homofobik arkadaşım. Nefret söylemi yapmayan, ben homofobik değilim diyen sen de homofobiksin. Sen de yanlış yoldasın. <laughs> sen şunu bir bil. Sen o erkeklerin söylemiyle sapına kadar erkek olmak zorunda değil bu bir bitki olsun belki sen taç yapraklarına kadar erkeksindir yani. Onu bilmiyoruz. <laughs> Aklıma o geldi ne bileyim. Sen kendine bunu söyle ve Yasin'cim gibi mesela. Yasin çok güzel bir örnek. Kendinle barış ve ben de böyle bir çeşit heteroseksüelim de insanlar da seni böyle kabul etsin. Nasıl olsa biz zaten kabul edeceğiz. Kabul edici olmayan taraf düşünsün. Değil mi Yasin? Biz herkes olduğu gibi kabul ediyorsa etmeyenlerde sorun var demektir. Etmeyenler kendi içinde dışlansın. Biz niye dışlanıyormuşuz? Biz zaten birlikteyiz. Biz zaten bir komünüz. Biz dışlanmıyoruz ki biz bu tarafa içleniyoruz. Onlar dışlanıyor. Yağ molekülleri suya attığında birleşiyoruz. Su kötü olan. Su dışarıda kalıyor. Ama burada da çok ilginç bir şey aklıma geldi. Ben o yüzden o aralıkta çok sustum. Yağ moleküllerine de hidrofobik denir. Sudan korkup kendi içlerine yapıştığı için. Doğru. Biz heterofobik olalım. Onlar homofobik olmaz. Birazcık da heterofobiklikten bahsedelim. Ben kendimi yakın zamanda heterofobik hissediyorum. Neden diyeceksin? Tabiri caizse bu arada. Şöyle hissediyorum. Aşırı straight bir erkek gördüğüm zaman çok rahatsız oluyorum. Uzaklaşmak istiyorum. Arkadaş olmak istemiyorum. Aslında onlar aynı şeyi geylere yaptığı zaman da biseksüel kadınlara yaptıkları zaman ya da gerçi genellikle hep erkekler daha çok homoseksüel erkekler bundan muzdarip. En çok onlardan korkuluyor. Niyeyse. Lezbiyen bir kadın duyduğunda Ha öyle mi ha. Pardon ne oldu anlamadım. Yani seninle birlikte olmayacağını ifade ediyor. Niye bu kadar heyecanlandın? Çünkü şey kafası var. Aa lezbiyenmiş. O zaman Yok. iki kadın bir erkek birlikte olabiliriz bu kişiyle falan. He? Hayır öyle değil o. <laughs> o biseksüellik. Ki o da öyle olmak zorunda değil. Yani ben senin gibi bir insanı görüp de <laughs> diyen insana ben böyle muhteşem bir insan olarak zaten uğramam. Onlar fobiklik yaparken bu sebepten yapıyor değil mi? Rahatsız olasılıyor. Bu da gay. Ha, ben bununla görüşmek istemiyorum. Ben de onlarla görüşmek istiyorum hakikaten rahatsız oluyorum yani şey oluyorum yani üf, 2021 yılında hala bu zihniyette misin oluyorum ben de ben de onunla görüşmek istemiyorum o zaman ben ona ama şunu yapıyor muyum mesela elime job alıp sen nasıl kabul etmezsin LGBT bireylerin varlığını deyip onu dövüyor muyum kafasına kafasına hayır siz niye bunu yapıyorsunuz tamam birbirimizden haz etmiyorsak görüşmeyebiliriz mesela bu olabilir birbirinden karakter bazında haz etmeyen insanlar da görüşmüyor zaten bir insan çok dedikoducuysa mesela ben onunla görüşmeyebiliyorum değil mi? Tamam sen bundan hoşlanmıyorsan arkadaş olmayabiliriz. Zaten birbirini sevecek, birbiriyle anlaşacak insanlar döner dolaşır birbirini bulur. Ama bunun için sen Mehmet'sin, bunlarla arkadaş olmak istemiyorsun ama Ahmet'in böyle bir derdi yok. Sen gidip Ahmet'e niye zorbalık yapıyorsun? Ulan sen de geylerle takılıyorsun da sen de kesin kırıksın da sen de niye pembe kapaklı kitap okuyorsun da. Mehmet homofobik kişi. Sen bir salsana bizi ya. Sen bir git. Beğenmiyor musun? Ahmet'i de beğenme. Ahmet'i de bırak o zaman. Ahmet'le de uğraşma. Ahmet'le de arkadaş olma. Ahmet'le de oluşma Ahmet'le işin varsa da saygı çerçevesi içinde işini hallet git. Lakayit hareketlere gerek yok kardeş. Hoşlanmıyorsan git. Ha sen, bro. Meriç olarak görülmek istemeyen Brom. Sana bir Allah tercih hakkı vermiş. Ya Mehmet'in, homofobik Mehmet'in yani X kişisinin sana Meriç demesini önemseme, kabul et, bununla yaşa. Ya da Mehmet'le sen de görüşme bak Yasin'in yaptığı gibi mesela. Sana biri böyle mi davranıyor? Kes ilişkini kardeş. Kesemiyor musun? O zaman benle arkadaşlığını kes. Meriç olarak görünmemeye devam et. Git sen de Mehmet ol. Mehmet'in ekibine katıl o zaman. Beni de rahat bırak. Ya beni rahat bırak. Benimle arkadaş olduğun için sana Meriç diyeceklerini düşündüğünü bana dile getirme. Ben senin kalbini kırmak istemiyorum çünkü. Ben sana yumuşak yumuşak anlatmaya çalışıyorum. Bak arkadaşım bu böyle bir problem var. Şu şöyle bir problem var. Şu şöyle bir problem var. Sana böyle hissettirmelerine izin verme. Ben sana hala emek veriyorum. Çünkü sen emek vermeye hak eden spektrumdasın. Sen de bu ata erkinin kurbanlarından birisin. Sen de biraz feminen bir hetero olduğun için zorbalığa uğruyorsun. Sen de aslında homofobinin bir kurbanısın. O yüzden gel sen homofobik olma diye ben seni kurtarmaya çalışıyorum o döngüden. Ama sonuna kadar homofobik olan bu zorbalığı yapan adamla ben iki kelam bile Etmem. Beni anlamaz çünkü diyorum ya o insanlar bu videoyu da izlemez dolayısıyla bundan da faydalanamaz ne yazık ki dinletemiyorsun işte biraz şey gibi bu evrim var diyenler kafirdir diyene evrim teorisini anlatmak hiçbir şey yaramaz anlatmazsın bile bir de şöyle diyen bir insan vardır ya evrim teorisinde çok mantıklı şeyler var ama dinle çelişiyor benim de kafam karışık diyen var onu karşına alırsın anlatırsın ona çözülür çünkü problem bak evrim Dini yalanlamaz dersin. Bak evrim bunları 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 söyler dersin. Kanıtlarıyla ifade edersin. Bunların birbiriyle çatışmadığını ona gösteririz. Yolumuza devam ederiz. Yani. Sorunun yanlış yönünden baktığını anlatabilirsin. Onu kurtarabilirsin yani hala. Onu kazanabilirsin. O yüzden bu videomuzu özellikle ortadaki yani az homofobik olan homofobiklerimize ithaf ediyorum. Gelin siz de bu zorbalığa, bu şiddete hizmet etmeyin. Tamam. Çünkü size de şiddet baskı uygulayan... Aynı sistem. Ve gitgide de çöküyor. Gelen hazır başı dönüyor gibi olur. Tam o sırada son darbeyi indirirsin. KO olur. Knockout. Finish him. Ha! Finish him der Mortal Kombat. Bak ben bir kadınım ama hayatta en sevdiğim oyunla benim çocukken yarım bıraktım onu. Çocukken babamdan tabanca, kılıç istiyormuşum oyuncak olarak. Barbie alındığında da ağlayıp çöpe atıyormuş. Bir kere ablacığım o zamanlar kendisi de farkında değil herhalde benim böyle bir karakterim olduğuna. Ablam bana pembe bir Barbie bebek almış. Pembe elbiseli bir Barbie bebek, sarışın almış. Koymuş benim doğum günüm daha gelmeden Ablama dedim ki ben de Abla dedim ya İlkokuldayım ben bu sırada Bütün kızların hepsi Barbie bebek ve pembe oyuncak sevmek zorunda Ama ben hiç sevmiyorum En nefret ettiğim renk pembe En nefret ettiğim oyuncak da Barbie Kız şöyle Öyle mi? Hiç bilmiyordum. Alo iyi günler. Geri iade etmek istediğim bir ürün var. Babam bana hakikaten silah almıştı şey boncuk atıyordu. Fakat sonradan da ondan korkuyormuşum ben. Onun sesinden, yüksek sesinden. Şarjörü çıkarmış boş. Onunla oynuyordum herkesi çat 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 vuruyordum. Tabii ki hoş bir şey değil sakın yapmayın da. O da ayrı bir konu bu arada ama babacığım bana şunu dememiş yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Sen kızsın. Silahla oynanmaz. Var bir bebeklerinle oynayacaksın otur aşağı dememiş. Ama kendi babam için söylemiyorum Acaba aynı baba silah isteyen kızına silah alırken çünkü o Erkek Fatma olsun sıkıntı yok. Oğlan çocuğuna araba almamayı, silah almamayı, kılıç almamayı kabul eder miydi acaba? Ya yani nedense erkekler homoseksüel olacağı zaman bir bu hale geliyor. Yani bir kalıyorlar yani. Beyin fonksiyonları duruyor. Ya şöyle bir şeyler mesela konuşulur. Bilmem kimin de oğlu gay olduğunu açıklamış. Yazık. Allah kurtarsın falan. Ya niye? Allah Allah. Bu ülkede her şey böyle diye. Yazık. Yazık. Tabii yazık. Yazık. Niye yazık? Hasta olduğu için yazık değil. Allah kurtarsın diye yazık değil. Sizden korusun Allah. Ya oğlun gay olursa diyorsun homofobik birine mesela. Allah korusun. Aldığın cevap bu. Evet Allah korusun. Onu senden korusun. Senin oğlun gay olursa oğlunu babasından korusun Allah. O yüzden çoğunlukla seslendiğim bu videodaki insanlar arada kalmış homofobikler. Çünkü onların bu videoyu izleme ihtimali hala var. Bu videoyu izleyen yarı insanlar zaten homofobikliği aşmış ve benim homofobiklere gömmemi eğlenerek izlemek ve oh be söyleyemediğimiz şeyleri söylüyor ya da zaten söylediğimiz şeyleri bir kez daha duyma hoşumuza gidiyor diyen insanlar izliyor. İzliyor olacak. Bir de homofobik miyim acaba? Emin de değilim ama homofobik de olmak istemiyorum ama aynı zamanda gay de olmak istemiyorum diyenler izliyor bir de. Bence. Ha bu arada hatırlatmak gerekirse Kırmızı Kazak adlı bizim yapımcısı olduğumuz Uygar Tanrı da yönetmeni olduğu kısa filmimizin linkine sizi davet ediyorum. Şuradan tıklayıp da izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz. O da kadın kıyafetleri giymekten hoşlanan fakat toplum içinde bunu uygulayamayan ve kendini kısıtlayarak mutsuz günler geçiren Cansu'nun slash Mert'in hikayesidir efendim. Ve de yönetmeni hakkında özel bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi heteroseksüeldir. Özür dilerim cinsel hayatın hakkında bahsettiğim için uygarcım ama bu filmi çekince kendimi geliştireceğime inandığım için bu filmi çektim. En ufak bir homofobi varsa içimde bunu da atlatmış Bununla beraber ve bu insanları daha iyi empati kurar ve daha çok iletişime geçmek durumunda kalırım diyerekten kendi kişisel gelişimi açısından faydalı olacağını düşündüğü bu senaryoyu yazmış ve filmi çekmiştir. Arkadaşım diye övmüyorum da övdüğüm için arkadaşım. İkinci filmi mutfaktadır, yapım aşamasındadır. Senaryosu yazılmıştır. Burada da yine azınlık gruplardan ne olduğunu söylemeyeceğim ama şimdilik birinin haklarını irdeleyeceğimiz bir film olacaktır. Ben senaryoyu biliyorum tabii. Üçlemenin ikincisi bu ve biz bunun için bir yapımcı arıyoruz. Yani yapımcılardan bir tanesi yine biziz der Fakat biliyorsunuz ki biz de fakiriz yani. <laughs> film çekmek pahalı yani ona göre fakiriz diyor. Biz de yine de fakiriz de. Fakir olduğumuz da doğru da. Bir de bu tarz konularla ilgili film çekeceğimiz zaman devlete bağlı kurumlardan destek almak zor oluyor. Kırmızı Kazan filmlere destek veren devlet kurumundan destek alamaması da bir çeşit homofobidir. Başka bir örnek daha vermek isterim. Gerçek hayatını bilmiyorum. Kimsenin de günahını almak istemem. Ama tahminimce homofobik olduğunu tahmin ettiğim Sayın Müge Anlı <laughs> Aynı zamanda ATV televizyon kanalında program yapmaktadır. Ki ATV kanalların skalası yapılırsa en çok LGBT destekleyici ögelerin gösterilmesinin yasak olduğu kanallardan bir tanesidir. Tamam mıyız buraya kadar? Burada ben kimseyi eleştirmiyorum. Şimdi herkesin bir duruşu var. Yani yanlı medya bizim istediğimiz yanlı da olmasın sırf değil mi? Beyaz TV'de olsun aramızda Halk TV'de olsun. İki tarafa da hitap etsin. Herkes kendi fikrini edinsin öyle ilerlensin. Dolayısıyla ben ATV kapatılsın demiyorum. Onların dediği gibi. Fakat farz edelim ki ki birazcık şüphem de var. Bütün geyler kötü değildir diye düşünen Müge mı? <laughs> bir gün evli iki çocuk babası bir adamın kaybını işliyor. Evli iki çocuk babası adam çok yakın bir erkek arkadaşının evinde müstehcen denebilecek bir şekillerde ölü bulunuyor. İşin içine uyuşturucu uyuşturucu da karışmış. Fakat uyuşturucu, beyaz kadın ticareti, fuhuş, katiller, cenazeler, killerlar, seri katiller, abla katilleri, kadın katilleri bunlar işlenmekte sorun yok. Kuyulara atılmış, kezzapla yakılmış, üstüne kokusu çıkmasın diye çamaşır suyu dökülmüş insanlar işleniyor burada. Çocuklara kötü örnek olmayalım diye düşün şeyler işlenmiyor değil yani. Anlıyor musun? Tecavüz. 18 yaşının altında kızların 18 yaşından yüksek erkekler tarafından kaçırılmaları. Her çeşit işkence. Sağlığa zararlı olan sigara. Bunların hepsi bahsedilebiliyor bu programda. Biraz sansürlense de. Bütün bunların söylenebildiği bu programda bu erkek arkadaşının evinde ölü bulunan adam ceyizin davası 3 saniye içerisinde açıklanıp konu kapatılıp bir daha asla anılmadı. Bu böyle bir politika. Neden biliyor musun? Sebebi de şu. Çocuklarımıza kötü örnek olursa diye. Bir önceki videomuzda ona da şuradan kart çıksın. Ben şunu da örnek olarak vermiştim. Zamanında popstar Alaturka'ya bir tane homoseksüel büyük ihtimalle şarkıcı çıkıyor. Sesi çok güzel ama kırık hareketleri var. Kıvırtıyor diyerekten çocuğu eliyorlar. Bülent Ersoy sinirleniyordu falan filan. İsim vermeyeceğim ama Netflix desem herhalde herkes anlar. Ulan sen bro. Netflix diyen kişi kim? O. Sana bro diyorum ama. Sana bir sorun var. Aha da bu şekil selfie moduna aldığın telefonun, aha da buradan buraya kadar giden kirpiklerin ve şuradan şuraya kadar olan ağzınla ve giydiğin kıyafetler yaptığın şovlarla vesaire vesaire. Seyfi Dursun oğlucuk zavallı adam Ceyiz. Huysuz Virjin'le artık ekranlara gelemezken, sen ekranlara orada burada şovunu yaparken, sosyal medyada şovunu yaparken sen ne kimlik ne sıfatla kalkıp da kadınlar kızlar şunu giymesin falan diyebiliyor mesela. Sen kendinin farkında değil misin? Sen ne biçim bir homofobiksin? Kendinden bile korkmuşsun. Bastırılmış duygularınızı lütfen tuvalete tükürüp üstüne sifonu çekin artık. Bir tane insan çıkıyor. Her halinden uzaktan baksan sen dersin ki gay ama homofobik söylemlerde bulunuyor falan. Ne yapıyorsunuz ya? Burası Türkiye olmasa drag queen olacak bir insan. Ya bir günden bir güne de LGBT plus bir şey söylemez misin ya? Ya senin de hakların. Olmaz mı? Siz de söyleseniz bir şeyler. Magazin programlarında seni eleştirdiğinde bağlanmayı biliyorsun. Sen benim aklımda böyle konuşamazsın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana pembe pasaportu vermiştir. İyi de sen bir kereden bir kereye söyledin mi bu insanların hakkını neden böyle yapıyorsunuz? Bu bilmem kim niye öldürüldü? Diyor musun sen? Ne yani? Medyada büyük bir insan olunca, 1 milyonun üstü takipçimiz olunca konuşamıyor muyuz bu konuları? Ben bile bir post attığımda, aha bu makyaj videosunun postunu attım. 50 kişi takipten çıktı. E tabi onları da çıkacak 100 bin, 500 bin. istemiyorlar. Bunun ekmeğini yiyorsun. Sonra da şey ne yapıyorsun. Hakikaten kelimenin tam anlamıyla ekmeğini yiyorsun. Çünkü paranı da bundan kazanıyorsun. Demek istediğim birisi sana sormuyor mu örnek veriyorum sen nesin diye. Kimse sormuyor mu? Asla konuşulmuyor bu konu. Onu söylemeye çalışıyorum. Adam mesela bir şarkı yazmış, bir klip çekmiş. Klipte yani gerçekten drag queen olmuş. Hani perukla, makyajla, kadın kıyafetleriyle çıkmış. Asla da bir günden bir güne LGBT paylaşımı yapmamış. Kimse de onu gay diye adlandırmamış. Örnek veriyorum moda programlarındaki bu malum kişiler. Tanıyoruz kimler olduklarını, isimlerini vermeme gerek. O insanlar bahsedilen kırık konuşma, efemine davranışlar sergiliyorlar. Zaten modacılar değil mi? Kadınlara atfedilmiş bir meslek. Toplumsal atanmış cinsiyetler tarafından. Tekrar tekrar belirtmek zorunda kalıyorum. Ama bu adam gaydir diyen yok. Bu adam homoseksüel diyen yok. Bilmem kim ile bilmem kim sevgiliymiş diyen yok. Ancak özel bölgelerinin fotoğraflarını atarak gündeme gelsinler. Ya bununla gündeme geleceğine sevgilinle gündeme gel. Ondan sonra da çık piyasaya de ki benim sevgilim seni ilgilendirmez kardeş de. Öbür bir kişi daha mesela şimdi evlenmiş. Evlenmiş mi? Biriyle mi yaşıyor? Öyle bir şey. Sonra da çocuk evlatlık edinmeyi düşünmüşler efendim bir tane de magazin programında bu sertçe eleştirilmiş. Türk aile yapısına uygun değildir. Üstüne üstlük iki erkeğin çocuk evlat edilmesinden bahsedilmiyor. Bir trans ile bir erkeğin evlat edinilmesinden bahsediliyor. Kadın ile erkeğin çocuk evlat edinilmesinden bahis geçiyor. Eleştiriyorlar diyorlar ki bu adamın bir zamanlar erkek olduğuna dair internette şeyde kanıtlar var. Bu çocuğun psikolojisi bozuk olur. Türk aile yapısına aykırıdır. Kabul edilemez diyerekten hiç laf düşmeyen başka insanlar bunu hiç laf düşmeyen bir magazin programında konuşuyorlar. Aynı adamlar akşam rakı içerken Zeki Miran'la Bülent dinliyor. Evet. Sonra bu kadın arıyor, bağlanıyor. Diyor ki benim işte cinsiyetim sizi ilgilendirmez. Benim evlat edineceğim çocuk seni ilgilendirmez. Ama yine aynı kadın, bağlanan kadın da iki erkeğin çocuk evlat edinmesine de karşı. Ya siz bir vallahi artık bir karar verin ya. Bakın tek çare var. Tek çözüm var. Hepinizin Herkesten olması. Hepimizin herkesten yan olması. Bir laf vardır. Ben kimsenin tarafında değilim çünkü kimse benim tarafımda değil. Hepimiz hepimizin tarafında olabiliriz. Sen gel LGBT de sana da çocuk evlat edindirelim. Sen de gel ama iki erkeğin de çocuk evlat edinebilmesine de savun. Sen de aman o, 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 tamam da bu tamam değil olma. Sen gay kişi, homoseksüel erkek, biseksüel erkeği eleştirme. İnandırıcı gelmiyormuş onlara ya da kolaya kaçıyormuş falan. Sen de onu eleştirme. Ben de seni eleştirmeyeyim. Bu artık şey değil anladın mı? Bu bir politik duruş değil. Bu sen hangi parti oy veriyorsun, ben hangi partiye oy veriyorum, culuk değil artık. Eğer ki sen pembe pasaportunu elde edebilmiş bir insansan sen artık bir figürsün ve lütfen bu sorumluluğunu da üstlen. Ne olur ya? Ya sen buna varsın, buna yoksun. Ben senin insanlığına yokum. İnanmıyorum artık. Benim bir yargı mecrası olsam ben seni ona göre yargılardım yani. Niye bu kadar korkuluyor bu meseleden ben anlamıyorum ya. LGBT bireylerin ölmesi gerekmektedir, onlar lanetlidir diyen insanın aynı zamanda bütün Hristiyanları, bütün Yahudileri, bütün Budistleri, bütün ateistleri, herkesi de öldürmesi gerek. Şimdi onlara bu insanlar dini bahane ederek insanları ötekileştiren insanlara bir şey söyleyeceğim. Senin dinin aynı zamanda sana diyor ki biz kucaklayıcıyız. Gay cehenneme gidiyor. Yazmıyor senin kitabında. Bir kere önce bir oku bir anla. Ha kaldı ki sen inanıyorsun diye herkes inanmak zorunda da değil. Dolayısıyla inanmadığı bir şeyi de uygulamak zorunda değil. kavmi olayı senin düşündüğün gibi olsa bile bu insan gay ise seni hiç ilgilendirmez. Çok üzücü. Homofobikler tarafında gitgide kötüye giden bir grafik var. Homofobik olmayanlarda da gitgide iyiye giden bir grafik var. Çok iyi. Yeni nesil için çok güzel. Mesela açılma yaşı kendini açık açıklama yaşı liseye kadar düştü. Aynı zamanda çok kötü giden şeyler de var. Eski Türk televizyonlarına baktığında mesela dekolte giyinen kadınların daha fazla olduğunu, öpüşme sevişme sahnelerinin gösterilebildiğini, gay bir karakterin bir dizide olabildiğini, genellikle komedi karakteri olarak ama olsun yine de var. Huysuz Virjin'in televizyona çıkabildiğini ve yaptığı şakaların bayağı cüretkar bugüne göre olduğunu. BKM Mutfağı'nın ilk zamanları zamanında. Çok güzel hareketler bunlar bir de. Evet! ben geyim diye skeçler yapılabildiğini, genellikle yine gülündüğünü ama aynı zamanda bir şeyler söylenebildiğini de görüyorsun. Şimdi öyle bir şey yok. Yani daha kötü. Dedim ya işte bazı öğlenleri günlerce işliyorlar. O adamcağızı şöyle kapaklayıp gönderdiler. Biz de gökkuşağı kusalım, biz de pembe kükürelim diye istekli değiliz yani. Biz bunun normalleşmesini istiyoruz. Bayrağımızı alıp sokağa çıkmak zorunda bırakan bizi sizsiniz. O yüzden ondan sonra neden bayrağınızı alıp sokağa çıktınız demeyin. Zaten bayrağımızı alıp sokağa çıkmamıza sebep olacak şeyler yapmasaydınız hep beraber evde çayımızı içiyor olurduk yan yana ama. Yani ama sen o çay bardağını benim kafamda kırdığın zaman ben de nasıl ifade edeyim kendimi? Ben de buradayım demek zorundayım yani. Benim de bir hakkım var. Ben de insanım. Ben de güzelim ve bu her alanda. Fakir de çıksın sokağa bağırsın. LGBT de çıksın sokağa bağırsın. İşçi de çıksın sokağa bağırsın. Kendisini ifade etme yolu buysa tabii ki şiddet şey olmadan kaos. Herkes sesini duyurabildiği şekilde duyursun. Black lives öldürülüyorsa polisler tarafından canice. Black lives Sokağa çıksın. Sokağa çıkan herkes siyahi miydi? Hayır. Bu videoyu çekmemizi çok istediniz. Aslına bakarsanız bu video vardı. Ama hakkında dile getirilenler, videosunun yarısı dile getirilenler, yarısı dile getirilmeyenler. 150.500 kere yazdım. Yorumlara da yazdım. Başa da sabitledik. Her seferinde cevap da veriyorum. Yine tekrar soruyorsunuz. Bir de böyle bir videomuz olsun kanalda dedik. Ha bir de yani zaman geçti, şey oldu. Bir de zaten bu makyajı yapacaktım. Yine haziran geldi falan filan. Zamanı geldi. Şeyciler var bir de. Olana bir lafım yok ama ben desteklemiyorum falan. Ee, aynı cinsiyetlerin spektrum olduğu gibi. Homofobi de spektrum şeklinde. <laughs> Hayatta her şey öyle zaten. Hiçbir şey siyah ve beyaz değil de. Hiç kimse tamamen iyi, hiç kimse tamamen kötü değil. Ama homofobikler de öyle işte. Bir böyle öldüresiye, evlatlıktan reddedesiyeler var. Radikaller var. Bir de böyle işte kalp kırmamak için uğraşan ama farkında olmadan yine de kıranlar falan var. Bilmiyorum hangisiyseniz hepinize sesleniyorum. Olmayın, yapmayın, etmeyin. Sessiz de kalmayın. Özellikle de influencerlara ve medyatik insanlara çok üzülüyorum ve içerliyorum. Çok severek takip ettiğim bazı kadınlar var mesela. Yani tahminimce eminim evlerinde LGBT destekleyen insanlardır çoğunlukla. Ama onu paylaşmıyorlar. Ya da o kadar o zihniyette ve o tatlılıkta insanlar nasıl homofobik olabiliyorlar? Onu da anlamıyorum. Bir insanda aradığım kriterler arasında hani sevgili, arkadaş, dost, ırkçı olmaması var, homofobik olmaması var. Cinsiyetçi olmaması var. Yani var bunlar. Üzgünüm ne yapayım ben de böyle bir insanım. I'm not a social justice warrior. But I am. Olması gerektiği kadar SGW'yum. Ben de gidip homofobik olanın kafasını kırancılar değilim. Tam tersi karşıma alıp konuşmacı bir insanım. öyle işte birbirimizi sevelim. Ben hepinizi çok seviyorum. Siz de birbirinizi sevin. Yorumlarda da sevgileşin karşılıklı. Çünkü sevişin diyecektim de yanlış anlaşılacaktı. Aslında işteş çatılı birbirini sevmek eyleminden bahsediyordum. Onun yerine sevgileşin dedim. Bir zamanlar şey denirdi hep. Gay birisi hakkında. Onun tercihine de saygım var falan. Bu şekilde konuşulur. Tercih olduğu söylenirdi. Aslında bu bir tercih olsa kim niye niye bu kadar azınlıkta olmayı ve bu kadar dışlanmayı ve bu kadar şiddet görmeyi ve dövülmeyi falan filan tercih etsin ki? Doğru mu? Asla kimsenin isteyerek tercih edeceği bir şey değil özünde olmasa. Ama homofobik olmak da değiştirilebilir, düzeltilebilir bir şey. Benim kimliğim, benim tercihim değil ama benim karakterim, benim tercihim. Benim çocukken hoşlanmadığım özelliklerimi değiştirdiğim oldu ve bunun olabileceğini biliyorum. O yüzden de bunu bütün herkese söylemek istiyorum. Homofobik olmamayı tercih edebilirsiniz. Tercih ederseniz sizi çok sevgi dolu ve rengarenk ama en sevdiğiniz renk siyah, gri, lacivertse o renklerde nasılsanız olduğunuz gibi kabul edildiğiniz bir ortam bekliyor efendim. Çaya, kahveye ya da başka içeceklere, vişne suyuna bekleriz.